3 Ağustos Perşembe Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman yazısı Başörtülü sigara Sigara içmeyi hiçbir kimseye yakıştıramam ve caiz görmem ama bunların başında başörtülü müslüman hanımlar geliyor. Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intiba kapılıyorum. Sanki farklı olanlara şunu diyor, siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var. Sigara içmek, sağlığa verdiği kesin zarar sebebiyle hiçbir kimse için caiz değildir. Örtünen kadınlar içinse haram işlemenin yanında edebe aykırı davranış da vardır. Önce edep. Bizim geleneğimizde kadın sigara içmez. Erkeklerin de küçükleri, büyüklerinin yanında, öğrenciler hocalarının yanında sigara içmezler. Çünkü bu davranış ayıttır, edebe aykırıdır. Edep insanın zinetidir. Edepten mahrum olanlar insanı güzelleştiren özelliklerden de mahrum olarak gittikçe çirkinleşir, hatta iğrenç hale gelirler sonra sağlık. Sigaranın zararı bugünkü kadar bilinemediği zamanlarda onun mübah veya olsa olsa mekruh olduğu söylenmiştir. Ama bugün sigaranın vahim zararları bilim adamları tarafından kesin olarak ortaya konunca onun caiz ve mübah olduğunu söylemek cehaletin en zararlı sonuçlarından biri olur. Bu ifademin ispatı için iki bilim açıklamasını paylaşıyorum. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar öncülüğünde yürütülen çalışmayla Sigaranın DNA'ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritası çıkarıldı. Sigaranın DNA'ya zarar verdiği ve akciğer kanserine neden olduğu bilim insanlarınca biliniyor. Ancak ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde Sancar öncülüğündeki bilim insanları sigaranın DNA'ya nasıl zarar verdiğini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Profesör Doktor Sancar yaptığı açıklamada yürüttükleri çalışmanın sigara içmenin sağlığa ne kadar zararlı olabileceği konusundaki Farkındalığın artmasına yardımcı olması, DNA'daki hasarın onarılması ve ilaç geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Yeşilay'ın bir açıklaması. Beyin tümörlerinin %99'u, beyin kanamalarının %85'i, akciğer kanserlerinin %90'ı, gırtlak kanserlerinin %99'u sigara kaynaklıdır. Sigara içenlerde kırmızı küreciklerin oksijen taşıma kapasitesi 1 bölü 6 ila 1 bölü 3 oranında azalır. Sigara içenlerin vücuduna %15 ila %33 daha az oksijen girmektedir. Bu en önce beyin ve kalbin harabiyeti demektir. Tütün dumanı 4000 adet zararlı madde vardır. Sigara içen kadınlar içmeyen kadınlardan 15 yaş fazla ihtiyarlamaktadır. Sigara içen annelerin çocukları oksijen azlığı sebebiyle geri zekalı olur. Tiryaki hanımların çocuklarında sakatlık ihtimali %65 gibi ciddi bir çizgidedir. Sigara içen kadınlarda kısırlık 10 kat fazladır. Erken doğum ve düşüklerin %80'inin sebebi sigaradır. Dünya ülkelerinde çıkan yangınların %70'inden sigara sorumludur. Sigaranın sebep olduğu ölümler diğer uyuşturucularınkinden 13 kat fazladır. Sigara içenlerde ani ölüm içmeyenlere oranla 10 kat fazladır. 45-50'nin altındaki erkeklerde koroner, kalpten ölenlerin %80'i sigara kaynaklıdır. Tütündeki radyoaktif, kurşun ve polonyum radyoaktif parçalar olarak hücreleri mahvetmektedir. Bacak damar tıkanıklıklarının %90'ı sigaradandır. Günde bir paket sigara içenlerin vücudunda 20 yılda 7 kilogram is ve katran birikimi olmaktadır. Ben tiryaki değilim, ara sıra bir sigara içiyorum, bunun zararı yok diyenler internete girsinler ve bir tek sigaranın zararını okuyup öğrensinler. 6 Ağustos Pazar Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman yazısı Başı örtülü sigara 2. Perşembe günü çıkan yazımda başını örten bayanların sigara içmelerinin edebe aykırılığını yazmıştım. Bu arada sigara içmenin erkek kadın herkese zararlı ve haram olduğunu da ifade etmiştim. Dini gerekçeyle başını örten bir hanımın herkesin gördüğü yerde sigara içtiğini görünce şöyle bir intiba kapılıyorum da demiştim. Sanki farklı olanlara şunu diyor, siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var.'' Bu cümlenin aklımdan asla geçmeyen bir manaya, iffet gevşekliği manasına çekildiğini yakınlarım bana söyleyince hem çok hayret ettim hem de çok üzüldüm. Üzüldüm çünkü istemeden birçok kimseyi üzmüşüm. Onlardan helallik diliyorum. Hayret ettim çünkü dil ve mantık bu cümlenin öyle bir manaya çekilmesine engel olduğu halde niçin yazının bütünü bırakılıyor da kastetmediğim bir mana ele alınarak gürültü koparılıyor. Acaba maksat da bu mu? Yani yazının asıl amacını gölgelemek mi? İfadeye dikkat edelim. Farklı olanlara şunu diyor demişim farklı olanlar, iffeti gevşek olanlar mı ki onlarla paylaşılacak şey de bu olsun. Benden ümidinizi kesmeyin ifadesinin manası da şudur. Bir genç bayan, bir öğrenci, bir resmi görevli başını örterse halkımızı değerlerimizden koparmak ve batılı manada modernleştirmek için çırpıranlar çok üzülüyorlar, ikna odaları açıyorlar. Maksadım örtünmeye uymayan davranışlarla onlara ümit vermemektir. Baylar ve bayanlar, lütfen topu taca atmayın. Siz de biliyor ve anlıyorsunuz ki örtünme bakımından farklı olanlar başlarını örtmeyenlerdir. Bunlar da ikiye ayrılır. Birinci, dindar ve bizim değerlerimize bağlı oldukları halde ya bir mazeret veya farklı bana göre yanlış bir yorumla örtünmeyenler, İkinci, başörtüsüne karşı bizim değerlerimize yabancılaşmış, yönünü batıya dönmüş olanlar. İşte başını örttüğü halde ortalıkta savura savura sigara içenlerin görüntü ve benim intibam olarak paylaşmaları muhtemel olan şey bu yabancı değerlerin ve bu değerlere dayalı davranışların bir kısmıdır. Örnekler vereyim. 1- Aşırı makyaj başını örtmüş, sigara içen veya içmeyen bir kısım bayanlar görüyorum. Başı açıklar kadar, hatta onlardan daha fazla boyanmışlar. Bir yerde AK Parti teşkilatında çalıştıklarını söyleyen iki genç bayan benimle tanışmaya gelmişlerdi. Aşırı makyajlıydılar. Bir de her ikisinin kaşları aynı şekildeydi. Yakınlarıma sordum. O kaşlar onların kendi kaşları değil, kaşlarını kazatıyorlar. Yerine modaya uygun kaşlar yaptırıyorlar diye açıkladılar. Buna benzer davranışları şiddetle kınayan hadisleri bu arada hatırlatmak isterim. 2. Kadınlı erkekli toplantılardaki labali, senli benli davranışlar. 3. Kılık kıyafette özellikle dar pantolon ve diğer giysilerde modaya uymak ve vücut çizgilerini apaçık ortaya koyan giysileri tercih etmek. 4. Bize ait olmayan dili kullanmak. Bu örnekleri çoğaltabilirim ama maksadımı anlatmaya yettiğini sanıyorum. Müslümanlığını görünür hale getiren alametler taşıyan erkeklerin ve kadınların sokakta sakız çiğneyerek dolaşmak gibi vakarımıza yakışmayan davranışlardan uzak durmalarını da tavsiye ediyorum. Dilerim bu sakız çiğnemek ifadesinden de öyle bir mana çıkaran çıkmaz.